Hangi gruplara yazmışlar? Her türlü grup var. Adım Yahya Akça. Ankara'dan katılıyorum festivale. Gayet başarılı geçiyor. İlk gün 10 kilometre şehir turu yaptık bisikletlerle. Sonrasında çadırlarımızı kurduk. Bugün de yine bisikletlerle 70 kilometrelik turumuzu tamamladık. Kayseri'de beni olmak üzere, Kuş Cenneti olmak üzere gezdik geldik. Sosyalleşmek açısından 10 numara buluyorum. Ben Tuncay Değirmenci. Festivale Ordu'dan katılıyorum. Aslen Kayseriliyim. Kayserili bisiklet sever arkadaşlar sayesinde etkinlikten haberim oldu. Açıkçası fırsat bekliyordum. Kayserili olmamın da verdiği bir rahatlıkla yıllık izin zamanımızda gelirken hazırlığımızı yaptık, geldik. Güzel bir etkinliği kaçırmamış olduk. Nasıl geçiyor? Gayet başarılı. Açıkçası benim adıma ilk festivalim. Dışarıdan katılan ve birçok festivale katılmış arkadaşlar buradaki imkanların çok çok daha iyi olduğunu söylüyorlar. Gerek yemekler olsun, gerek arkadaşların birçok konuda yaptığı hazırlıklar konusunda gayet güzel hazırlanmışlar. Gayet başarılı. Tabii bugün biraz yorucu geçti bizim adımıza. 70 kilometre bisiklet sürdük. Dün şehir içerisinde bir 10 kilometre bisiklet sürdük. Bugün Erciyes'ten Tekir Yaylası'ndan Develi bölgesine indik. Eski Develi'yi gezdik. Sultan Sazlığı'na gittik. Toplamda 70 kilometre bisiklet sürmüş olduk. Gayet güzel, başarılı. İnşallah bu işlerin devamı gelir. Hem Kayseri'nin hem memleketimin tanıtımı olur. Hem de diğer illerde de bunların devamını bekliyoruz. Bu tür organizasyonların düzenlenmesini nasıl buluyorsunuz? Tabii ki bu tür organizasyonlar hem şehri tanıtmış oluyor hem de insanların kaynaşmasını sağlamış oluyor. Şimdi burada birçok insanla tanışmış olduk. Bugün Bursa'dan, İzmir'den, Mersin'den, Adana'dan, Karadeniz'den ya da Adıyaman'dan gelen bir insanla tanışmış olduk. Gayet... Kemal Yücel ben. Her pedal bir umut olsun diyerek
Adana'dan yollara düştüm. Geçtiğimiz Eylül ayında da Adana'dan İstanbul'a bir tur düzenlemiştim. Gittiğim şehirlerde insanlara kök hücre bağışının, organ bağışının önemini anlattım. O dönemde de Kayseri'ye gelmiştim. Kayseri'de de gönüllü dostlarımız, lösüm ailelerimiz ve bisikletli arkadaşlarımız eşlik etmişlerdi. Bunlarla birlikte kent meydanında kök hücre örneği verdik. Aylar sonra yeniden Kayseri'deyim. Yine bisikletimle geldim, pedal çevire çevire geldim. Çünkü sloganımız her pedal bir umuttu. Hastanelerde ilik nakliyle yaşama tutunacak çocuklara umut olabilmek için pedalımızı çeviriyorduk. Bugün FESTA 2200 festivalindeyiz. Erciyes'in eteklerindeyiz. Hem burada temiz hava alıyoruz, hem doğa ile baş başayız. Hem de katılımcı bisikletli dostlarımıza kök hücre bağışının önemini anlatıyoruz. Hedeflerinize ulaşıyor musunuz? Neler? Şimdiye kadar bir sayıya ulaştınız mı? Evet, hedeflerimize ulaşıyoruz. Aslında çok daha büyük hedeflerimiz var. Örneğin Kayseri, düzeltiyorum. Örneğin her pedal bir umut olsun diyerek Adana'dan İstanbul'a yola çıktığımızda 12 çocuğumuza uygun ilik bulundu. 4 yıldan bu yana yapmış olduğum çalışmalarda da 141'i buldu. Hem organ bağışı hem de kök hücre bağışındaki sayımız. Sadece kök hücreyle yetinmiyoruz. Organ bağışının önemini de anlatıyorum. Çünkü bir donör aileyim. 5 yıl önce henüz 6 yaşındaki oğlumu kaybettim. Mavi çocuk Utku olarak biliniyor kamuoyunda. Utku'nun organları 5 çocuğa yaşam verdi. Diliyorum ki ve istiyorum ki tüm çocuklar yaşasın. Anneler babalar benim gibi evlat acısı çekmesinler. Onların çaresizlikleri kelimelerle anlatılmıyor. Hani hastane köşesinde aylarca bekleyen çocuklarımız ve ailelerimiz var. Bir umut ilik nakli bekliyorlar. Buradan nakil olmaz ise maalesef ki hayatlarını kaybediyorlar. Geçtiğimiz ay hemen bayramdan sonraki hafta bir günde 4 çocuğumuzu kaybettik. Sadece Adana'da. Ben aynı zamanda hastanelerde lösüm hastası çocuklarla da ilgileniyorum. Artık morgdan çocuklarımızın cansız bedenini almak istemiyorum. Hastaneden tedavileri bitmiş şekilde eğlenceyle, sevinçle, mutlulukla, sevinç gözyaşlarıyla çocuklarımızı evlerine uğurlamak istiyorum. Bu yüzden bisikletimle yollardayım. Sosyal medyada ve yazılı görsel basın vasıtasıyla de insanlara ulaşıyoruz. Solum yettiğince tek tek insanlara kök hücre bağışının önemini anlatacağım. Yapacağımız şey çok basit. Yalnızca 3 tüp kan örneği vermekle işe başlayabiliriz. Yine periferik yöntem olarak adlandırdığınız yöntem ile, yani kan alma yöntemi ile donörlerden kök hücre alınacak ve bu sayede bir çocuk hayatta kalacak. Buradan insanlara şunu soruyorum. Kalbinize bir kez sorun. Yüreğinize, insanlığınıza, vicdanınıza bir kez sorun. Bir çocuğun hayatını kurtarmak ister misiniz? Peki Kayseri'de buradan bir hedefiniz var mı? Bir sayıya ulaşma hedefiniz var mı? Kalabalık bir topluluk var burada. Elbette ki 100 donör uyumu sağlamak hedeftir ama bir tane çocuğumuzun bile hayatını kurtarabilirsek ne mutlu bize. Bir çocuk umutlarından olmayacak. Çünkü o çocuğumuzun daha yürüyeceği uzun yol var. Yaşayacağı güzel günler var. Okuluna gidecek örneğin. Üniversiteden mezun olacak. Biz bunları yaşamalarını istiyoruz. Anne babalarının evlatları ile parklarda oynamasını istiyoruz. Bugün bu alanda çadırlarımız var. Bisikletli dostlarımız çeşitli şehirlerden geldiler. Lösem hastası çocuklarımız bunlardan çok uzak. Hastane ve ev arasında gidip geliyorlar. Bunun çocuklarımızın normal yaşama dönmesi için ilik naklinin ihtiyaçları var. Bugün de burada 4 gün boyunca Kayseri'de kök hücre bağışının önemini anlatacağım. Pazar gününe kadar buradayız. Pazartesi de üniversite hastanesinde, Erciyes Üniversitesi'nde tedavi olan
resim masası çocuklarımızı ziyaret edeceğim. Yine onlara beraberimde getirdiğim oyuncaklarımı hediye edeceğim. Yüzlerinde tebessüm olmak istiyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, soldan kapatabilirsin şeyi de yok. Yani. Gideceğim biz Bamot'ta mı? Nasıl? Yani iş yapmam gerekiyor mu? Tamam, bir. Şu an spor mu? Şu an doğru düzeyde. Thank you.